Bir başka telepte Instagram'la ilgili Demet Akalı'ndan bayılıyorum Demet Akalı'na <laughs> şahane tweetler attı bu Instagram'la ilgili en sonunda şunu yazmış diyor ki yerli olan olsun da siz Instagram'ı açın dünyayı takip etmek istiyoruz valla bu işin iyice tadı kaçtı. <laughs> Bu arada tabii Demet Hanım bunları yazıyor aşağıda ne yorumlar ne mavralar ne şakalar ne komiklikler o da cevap yazıyor ısrarla Instagram'a açın Instagram'a açın Instagram'a açın. Armancım niye açmıyorlar Instagram'ı? Instagram zaten en baştan niye kapalı? Nasıl bir ticaret vardı Instagram ortamında Türkiye mali olarak ne kaybetti? Bize bir anlat lütfen bugün şu an itibariyle de yine kapalı. Arman Acar kimdir? Unityade isimli globalde e, Türkiye'nin de dünyanın da en Ünlü influencer marketing dediğimiz yani sizin fenomen olarak bildiğiniz ama aslında şöhretli isimler, kanaat önderleri falan gibi de e, parantez genişletebileceğimiz birçok sosyal medya kahramanının kullanıcısının e, pazarlama ajansının global başkanı. The Adam yani adamı bulduk bütün <laughs> imkanlarımızla yurt dışında yaşamasına rağmen canlı yayına getirdik. Armancığım Instagram niye kapalı? Instagram'da bir e-ticaret var mıydı? Buradan gerçekten AK Partili seçmen, AK Partili esnaf, AK Partili e, ev kadını da mağdur mu? Şu işi bize bir anlat. Şimdi öncelikle <laughs> ülke olarak yasaklara çok alışığız. Instagram'ın kapalı olmasına gelmeden önce 2007 ile 2015 yılları arasında YouTube'un Yıllarca kapatıldığını, açılıp kapandığını, 3 yıl kapalı kaldığını, üstüne Wikipedia'nın 5 yıl kapatıldığını vesaireyi unutmamak lazım. Bizde ya yani keza ek sözlük, inci sözlük aklınıza neresi geliyorsa. Bizde maalesef bir sabah biri uyanıyor. Çünkü ben artık bunda başka bir mantık bulamıyorum. Bir sabah biri uyanıyor ve diyor ki biz burayı kapatalım. Sebebi her neyse. Çünkü sanırım cumadan beri gerçek sebebine dair hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ama işte Hamas tarafı, ama PKK dendi, ama vesaire dendi. Ee, en son toplantıda farklı şeyler talep edildi. İşte Meta bizim istediklerimizi yapmıyor, içerikleri kaldırmıyor dendi. Ama Meta tarafı şeffaflık raporu açıkladı. Yaklaşık %90 ülkenin istediği içerikler kaldırılmış, vesaire olmuş. O yüzden açıkçası şu anda Instagram'ın neden kapalı olduğunun gerçek bir cevabı yok. Instagram'ın neden kapalı olduğunu ve açılması gerektiğini söyleyen herkesi de gün geçtikçe neredeyse vatan haini ilan etmeye çalışan bir Twitter troll grubu var. Ki bu sadece bir AK Parti'den değil, aynı zamanda diğer partilerden de var. Ve kendi ülkenizin isteklerinden daha mı değerli, hep kazandığınız paraya bakıyorsunuz vesaire diyen bir gürültü oluştu. Ve sadece 5 gün içerisinde. O yüzden ben bunun daha önceden planlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5 günde bu kadar koordinat olmaları da çok mümkün değil. Şimdi baktığımız Ama zaman... Ama gün... bir şey söyleyeceğim. Ama onlar gerçeği yansıtmıyorlar. Onlar organize Hatta. bir troll hareketi. Ben bugün... Evet. Ee, saç teline kadar e, sadık bir AK Partili, tutkulu bir AK Partili olduğunu bildiğim bir esnaf lokantasındaydım. Bu esnaf lokantasının sahipleri de öyle, genellikle kullanıcıları da öyle. Beni de çok iyi tanıyorlar, sık sık gittiğim bir yer Kavacık'ta. Ve esnaf lokantasının sahibi de, müşterileri de beni görünce aynı şeyi so sordular. Abla Instagram ne zaman açılacak dedim. Size niye lazım Instagram? Dedi ki abla olur mu ya biz orada ticaret yapıyoruz yemek siparişi alıyoruz işte lokantamızın reklamını yapıyoruz e peki müşterilere sordum siz ne istiyorsunuz işte e, o da mesela atıyorum e, takı tasarımı yapıyormuş bir tanesi ev kadını evde yemek yapıyormuş öbürü tatlıcı o da orada reklamını yapıyormuş tamamı AK Partili. 22 senedir, 23 senedir kesintisiz AK Parti'ye oy vermiş olan insanlar biz bu şu anlamadık abla. Burada ne dönüyor? Birileri bir yerlerden bir komisyon mu alıyor falan diye bak bana sordular. Şimdi demek zaten ki... ilk defa kendi kitlelerinin de ayağına basacak bir şey yaptılar. Çünkü Instagram'ın Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı 50 milyondan fazla. Bu 50 milyondan fazla kullanıcı sayısı demek AK Partilisi, CHP'lisi, DEM Partilisi ne ise artık herkesin içerisinde olduğu işin ticari olarak inanılmaz rakamlarının döndüğü bir yerden bahsediyoruz. İstiyorsan vaktimiz varsa biraz rakamlardan bahsedeyim sana. Ben onları istiyorum zaten. Çünkü bakan dedi ki Instagram'da bir e-ticaret dönmüyor. Nasıl dönmüyor? Bugün bir derneğin açıklaması vardı. Yani nasıl bir pazar orası? Arman orada ne alınıyor ne satılıyor? Şimdi nasıl hemen şöyle anlatayım. Öncelikle Instagram'ı sadece insanların güzel fotoğraflarını paylaştığı bir yer diye düşünmemek lazım. Az önce senin bahsettiğin örnek çok güzel bir örnek. Lokanta kuaför vesaire gözünden bile bakarsak, küçük esnaf gözünden bile baktığımızda insanlar artık bir yerin sadece yemeği güzel olduğu için değil, o deneyimi deneyimleyebilmek için de gidiyorlar ve bunu alabildikleri yer sadece şu anda Instagram, TikTok veya YouTube'da gördükleri içerikler. Yani Ardahan'daki bir köfteci muazzam iyi köfte yapıyorsa bunu Instagram'daki içerikleri sayesinde duyuruyor. Hemen bunu örnek biliyorsunuz ki Nusret. Sosyal medyadaki başarısı, tuz hareketi vesairesi olarak baktığınızda Nusret'i dünyaca meşhur yapan şey aktif sosyal medya kullanımıydı eti güzeldir değildir tartışılır o ayrı konu. Şimdi Instagram'da ürün satışı yapabiliyorsunuz. Hizmet satışı yapabiliyorsunuz. Instagram'ı aracı olarak kullanarak bu arada o söylediklerim. bu arada evet. bir saniye sen o o o satışları yapan e, dünyaca ünlü bir ajansın global başkanısın. Yani evet. bunun ajansını ajansın yapanların da... biriyiz. Fatura kesiliyor, vergileri veriliyor. Regüle bir sistemden bahsediyoruz. Yoksa öyle link kaydır, oradan iki tane affedersin, 200 TL tokatladım falan. O sahte, sahte fenomen dediğimiz tiplerden bahsetmiyoruz. Gerçekten orada e ticaret öyle yapan tabii. esnaf da Aynen, var, iş de var, Aynen. iş insanı da var. Yani e, birçok küçük işletme, özellikle en basından bakarsak Türkiye genelinde birçok küçük işletme, bunun içerisinde emlakçısından tutun, lokantasına, kuaförüne, pet shop'ına, aklınıza neresi geliyorsa büyük çoğunluğu şu anda ana ticaret hacimlerini sosyal medya sayesinde sağlıyorlar. Ana kaleleri de Instagram. Çünkü TikTok'a göre içerik üretmek nispeten daha kolay. Instagram tarafına. Şimdi bunun içerisinde Instagram'ı aracı kılarak ürün satışı da yapılabiliyor. Hizmet satışı yapabiliyor. Influencerlarla çalışabiliyorsunuz. Normal reklam verebiliyorsunuz. Meta'nın kendi reklam seçenekleriyle. Gelir ortaklığı paylaşımları var. Canlı yayınlar var. Takipçilerinizden iyi içerik üretiyorsanız abonelik gelirleri alabiliyorsunuz. Bizim gibi ajanslar, danışmanlar, koçluk veren yerler var. Şimdi bunların hepsi burada çok büyük bir ticaret yayın şey yapıyor. Hemen iki tane rakamlı örnek vereceğim. Sağ olsun Emre Bey, Etid'in e, yönetim kurulu başkan yardımcısı e, ticaret ayağı olarak bunu çok güzel bir rakamını paylaştı. Dedi ki günlük 930 milyon lira gibi bir ortalama bir rakam sosyal medya üstünden elde ediliyor. Ve bunlara influencerlardan gelen satış trafiği de dahil edilince günlük 1.9 milyar lira kayıptan bahsediyoruz. Ortalama 2 milyar desek 5. gündeyiz. Eksi 10 milyar TL yapar bu e ticarette. Şimdi bu işin ikinci kısmı vergisel boyutu. Eksi 10 milyar TL'lik ticaret hacminin olmaması demek. Keşke burada Ozan Bey ya da Murat Bey birileri de olabilseydi onlar daha iyi açıklar. Eksi 10 milyar demek yaklaşık olarak eksi 3,5-4 milyar dolar vergi kaybı demek vergi ziyanı demek devlet açısından baktığınızda. Orada devletin <laughs> alması gereken paranın olmaması demek ortada. Peki Arman acaba bu vergileri mi yükseltmeye çalışıyorlar? Demin Okan diye bir izleyicimiz yazıyordu. Sosyal medya nesi getir yani lisansı mı getirecekler? Yani ya da TikTok'a mı bir yönlendirme yapmaya çalışıyorlar mesela? Sosyal medyalar arasında da bir daha kendilerine uygun bir alan falan mı? Çünkü yerli milli sosyal medya. E vardı ekşi, ekşi sözlük yerli milli sosyal medya değil miydi? Yerliydi ama yeterince milli olmadığını düşündüler herhalde. Ekşi sözlük yani... beğenmesinler. Ekşi sözlük, inci sözlük, böyle sözlükler Türkiye'nin en çok tarif kalan siteleriydi. Yerli milli sosyal ağ yapılmak isteniyorsa ki burada yerli milli sosyal ağ diye bir şey olmaz. İnsanların globale ulaşması lazım. Sadece kendi çevresindeki insanlara değil başkalarının takip edip örnek alıyor olması lazım. Şu an Türkiye influencer ekosistemi dahil olmak üzere içerik üretim ekosistemi büyük oranda Avrupa ve Amerika'dan örnek alınmış içeriklerle üretiliyor. Markalara da kendilerine de. O yüzden sadece lokal burada çalışsın derseniz Çin oluyoruz. Bizim bir WeChat'imiz olsun. Kendi içimizde yaşayalım. İstediğimiz gibi müdahale edebilirim. Dışarıya ulaşmayalım. WeChat olur o. O yüzden baktığınız Çin, zaman... Ama benim anladığım bu fikrin çok uzak değil. Değiller Arma yani. Çin olalım. Çin ne kadar güzel, harika bir başarı hikayesi falan. Böyle bir sanki böyle bir hislerdeyim ben yani. E şimdi Çin'in karanlık tarafına da bakmak gerekiyor bir yandan. Saati 1 dolardan haftada 85 saat çalıştırılan işçiler, üretim vesaire de bakmak lazım. Çin hiçbir zaman güzel bir örnek değil. Baktığınızda ekonominin büyüğü olması vesaire olması her şeyi koyuyor. Yani Çin çok ayrı bir dünya. Çin'de bir Mesela... influencer kansıyla konuşuyorum. Ee, evet. Ve bizim rakamlarımıza çok gülüyorlar mesela. Çünkü diyor ki ülkede 2 milyar insan yaşıyor onlarda ve onların influencerının 500 milyon takipçisi var. Nerede var? WeChat'te var. Hiçbirimizin haberi yok. Ama bir bakıyorsunuz 3 dakika içerisinde 1,5 milyon dolarlık satış yapan canlı yayınları var Çin'de. O kapalı ekosistemin yürüyebilmesi için 2 milyar insanlar onlar. Aslında baktığınızda. Doğru söylüyorsun. Yani o nüfus ölçeklediğimizi yaptığında başka bir dünya. Şimdi mesela Cem Özkök diye biri var. Ben takip ediyordum Instagram'da. Foşur foşur her yeri hikayen bir kardeşimiz Cem. Ben gece uykuya dalmadan önce Cem'in videolarını izliyorum. Ee, bir kere o temizlik ruhu, o temizlik hikayesi benim demek ki psikoterapetik olarak bana iyi geliyor tahmin ediyorum. Bir de o sesi de çok seviyorum uykuya dalmadan önce. Fış fış, fış, fış ASMR mi diyorlar? Böyle yani, bir sesler var ya onlara da bayılıyorum falan öyle onu izlerken uyuyorum falan. Bazı geceler böyle milyon takipçisi olan milyon izlenen inanılmaz çok işbirliği yapan bir çocuk diyeceğim. Instagram kapanınca tabii orası onun dükkanı iş yeri yani başka bir işi yok bu çocuğun. Kendi o markasını kend çıkartacağım yakın zamanda. Aa, doğru kendi markasını da çıkartmıştı. Bir anda bunun dükkanı kapanmış oldu. O da Maal maalesef birkaç gündür bütün videolarını, bütün paylaşımlarını X'de yapıyor. Twitter'da yani eski. Ve tabii Instagram kullanıcısıyla X kullanıcısı iki ayrı dünya olduğu için çocuğa sürekli hakaret ediyorlarmış. Vay onu niye koydun orayı niye temizledin? Ya maalesef e, biliyorsun X eski, eski adıyla Twitter aslında mutlu olmak için girilen değil rahatlamak için girilen bir yer oldu. Son 10 yılda özellikle Türkiye'de. Birilerini sektirmek için birilerini konuşmak için girilen bir yer oldu ve Maalesef Instagram influencerları ya TikTok'a mı gidelim? Dur TikTok şimdi zor. X'e gidelim dediklerinde Cem'in yaşadığı durumu çok fazla yaşıyorlar. Çünkü X'te zaten çok uzun zamandır Instagram influencerlarına karşı bir nefret de var. Oradaki kazanılan paralardan dönen işbirliklerine. Çünkü o işbirliklerinin binde biri bile X'te dönmüyor. O yüzden o nefretin kurbanlığından biri maalesef Cem. Cem, ya da Cem... X'e çok uygun bir insan değil. Onun. Hiç, Hiç bak Okan diyor ya X'de bizi öyle Gözünün içine bakma, işte gözünün yaşına bakmayız. Hatta yazmış I love Lynch diye. X'e geliyorsan Lynch'i yiyeceksin ve sonra susup oturacaksın yani. Ya da kapak yapacaksın. Ee, yani ben eskiden susup oturuyordum ne diyeceğimi bilemiyordum. Şimdi ben de kapak yapıyorum. Madem öyle işte böyle filan şeklinde. Ben de o dile uymaya başladım çok bayılmasam da. Şimdi bir de VPN konusu var. VPN Avrupa nüfusu son birkaç günde hızla arttı. Arkadaşlar hem yerli ve milli sosyal medya diyor sayın iktidarımız hem de herkesi VPN'e yönlendiriyor ama VPN çok tehlikeli bir şey. Benim birçok arkadaşımın şu anda hesabı çalındı hem de mavi tikli hackerler tarafından ve başlarına bir sürü dert geldi ee, şimdi izleyeceğimiz merak ediyorsa söyleyeyim. Instagram kapandı ya o saatten beri ben bir kere bile Instagram'a bakmadım. Niye? Çünkü VPN kullanmıyorum. VPN kullanmayı reddediyorum. Haklı mıyım haksız mıyım Arma? Ee, şöyle belli başlı çok büyük uygulamalar var. İşte belli başlı markalar işte Norton olsun Kaspersky olsun vesaire olsun. Bilindik uygulamalarda böyle bir riskler yok. Ama e, maalesef bizde Artık bilinç yememek için TL'nin düşük değeri demiyorum, dövizin yüksekliği diyorum. <laughs> ee, 1 dolar sanırım bugün yine rekor kırmış, 33.70 mi, 34.70 mi, öyle bir şey olmuş galiba. Ya senden olarak. önce anlatıyordum, tim başkanı Mustafa Gültepe dolar 37 e, TL yapın, düşük salın doları aynen. Evet, evet. Ee, ve ihracatçılar bence haklı, onların 42, 44 gibi bir olması gereken rakamları vardı. Neyse, ee, şimdi VPN kullanmak ucuz bir şey değil. Bir VPN aboneliği aldığınız zaman örnek veriyorum 5 dolar desek şu anda bir Türk kullanıcısı için ortalama 150-160 liralardan bahsediyoruz. Ve VPN kazanç olarak sahibine çok iyi para kazandıran ama dışarıdan da pahalı bir şey. Şimdi bizim insanımız maalesef dolar yüksek olduğu için ya ucuz uygulamalara ya da ücretsiz VPN uygulamalarına gidiyorlar. Şimdi VPN dediğimiz şey sizin tüm internet erişiminizin, internet akışınızın, iletişiminizin araya bir aracı üstünden gitmesi. Yani benim özlemle direkt konuşmam değil, benim x birine konuşup bak özlemde şöyle böyle deyip her şeyimi anlatıp onun özleme aktarması. Hmm. Yani bu demek oluyor ki siz Instagram'a girdiğinizde VPN giriyor. Baktığınızda. Hmm. Ya da hmm. Facebook'a o giriyor, ona o giriyor. Bir şifre yazdığınız zaman onun üstünden geçiyor. Evet sonuçta zaten e, çeşitli güvenlik yöntemleri falan vesaire var ama maalesef VPN e, sonsuz güvenebileceğiniz bir yapıdan bahsetmiyoruz. O yüzden teknik bilgi sahip olanlar ya kendi VPN'lerini kurmaları lazım ya da paradan kaçmayacaklar illa giriş yapmak istiyorlarsa bilindik uygulamaların VPN'lerinin aboneliklerini alıyor olmaları lazım. Diğer türlü VPN gerçekten de çok canınızı yakabilir, üzebilir. Mangal yaparkenki fotoğraflarınız hackerların elinde geçebilir. Sadece onlar geçse de başına koy. Peki bir şey söyleyeceğim Arman. Ne olacak bu işin sonu babacığım? Yani, Şimdi açıkçası yani ben, cuma ben... günü açık. Açmaz mıydın? Ben de öyle sanıyordum. Ben bir, bir, şimdi bir daha açıyorum. Saniyelerle değişiyor tabii. Bir diğer ekran da daha... şu anda baktım ben kapalı. Yeni baktım. Kapalı. Ya yani evet. en çok ekran kaydırma yaptığım uygulama şu anda telefon ekranında sürekli açıp bakıyorum kapalı. Açacaklar mı sence? Hiç açmayabilirler mi mesela? Hiç açmayabilirler. Ben Aa, bunu YouTube sansüründe yaşadık onu. Wikipedia sansüründe, Wikipedia engellemesinde yaşadık onu. Bir yaklaşık Ekşi Sözlük'te yaşadık. Ki daha bir de çok yeni yaşadık bu arada biliyorsun Ekşi Sözlük'te de tekrardan. O yüzden açılmama ihtimali tabii ki de var. Fakat ben bir noktada en azından Ticaret Bakanlığı'nın vesairenin... ...buradaki ekonomik hareketlere karşı, ekonomik kayba karşı... E, ...karşı durmayacağını düşünmek istiyorum en azından. Fakat bugün yani hiç sevmiyorum öyle trolleri takip etmeyi vesaire yapmayı ama... ...bilindik belli başlı troll gazetecilerin paylaşımları gitişi de ürkütüyor biliyorsun onları bazı şeyler önden paylaşıyorlar. Sonra bak biz demiştik oldu diyorlar aldıkları haberlere vesairelere göre. ...işte şu kadar ceza keselim, çocuk pornosundan ceza keselim, bilmem neden keselim, açılmasın diye yazıp çiziyorlar. O yüzden açılmam ihtimali hala var tabii ki de. Ama gerçekçi olmam lazım. Açmasalar da VPN'le şu anda milyonlarca kullanıcı, kullanıcı konuşuyor. Influencerlarla görüşüyorum. Daha dün akşam 8 farklı influencerla görüştüm. Şeyi görmek için. Etkileşimleri ne kadar düşmüş? Yani 100 bin story görüntülenmesi alan bir influencer'ın story görüntülenmesi 10 bine düşmüş mü? 5 bine düşmüş mü? Kaç bine düşmüş diye. Yani şöyle söyleyeyim daha %10'dan fazla kayıp yaşayan yok aralarında. Bu demek oluyor ki mevcuttaki son kullanıcı, sokaktaki kullanıcı zaten VPN'e geçmiş ya da DNS'de ayarlamış ve kullanıyor. O yüzden Instagram istediğimiz kadar engelli diyelim. Milyonlarca kullanıcı hala kullanmaya devam ediyor. Peki ama kullanıyor ama sonuçta gene de yani bir kayıp da var orada ticari olarak da var izlenme ve etkileşim olarak da var. Peki biz niye yerli milli sosyal medya yapamıyoruz, yapmıyoruz, yapalım o zaman. Madem hani sorun bu, buyurun yapalım. Ama bu başka bir şey tabii. Bütün dünyada kullanıcısı olan milyarlarca kullanıcısı olan bir ekosistemden bahsediyoruz. Yani şunu sorabilirim yerli milli arama motoru yapmadık mı? Yaptık mı? Yani Yani vardı. Nerede şu anda Yani? <laughs> Adı Yani miydi? Adı Yaniydi. <laughs> E ne oldu? Yok ortada. Yani, Alex isimle başlamışız belki de ne bileyim. <laughs> <laughs> ama hiç hatırlamıyorum ama bildiğin yani miydi adı? Neyse evet. ne oldu? Yani ne oldu peki? İşte yani ne oldu şu anda? Yok ortada. Yani bir şey yerli milli bir şey yerli milli olmasın ne demek ki ayrıca baktığında? Yani onu yapmak için kullandığın cihaz bile yerli milli değil ki. Kullandığın internet hattı yerli milli değil ki... bazı istasyonu yerli milli değil ki... ...kullandığın kod yerli milli değil ki... ...zaten bir şeyi yerli milli yapabilmenin zaten ihtimali yok. Buna gerçekten ihtiyaç var mı? Onu da bilmiyorum. Bence sıkıntı yıllar önce başlayan... Ee, ...iş bilmeyen ya da işi geliştirmek istemeyen... ...kendi çevresine göre kapatmak isteyenlerin... ...uyguladığı çeşitli engeller. Yani buna PayPal da ekleyebilirsiniz... ...Wise'ı da ekleyebilirsiniz işte zamanda YouTube ekleyebilirsiniz. Şimdi Instagram, Instagram'ın yaşadığını 6 ay sonra X'in yaşamayacağına dair herhangi bir elimizde bir şey yok. Biliyorsunuz daha önce X'e de karşı çıktı. Arada bir şey oluyor Netflix'teki içeriklere de karşı çıkılıyor. Hatta sanırım katalogtan bir tane diziyi çıkarttırdılar geçen hafta Rütük'ten. Yanlış hatırlamıyorsam Blue TV, Amazon'dan ve Blue TV'den bir şeyleri çıkarttırdılar. O yüzden yani bilmiyorum. <laughs> Buna çok net bir şekilde böyle olmaması lazımını söyleyebiliyorum ama doğrusunu hiç kimse yapmıyor ki. Zaten problemimiz o. Uzay az önce aile grubuna şunu yazdı. Anne Instagram ne zaman açılacak? Ben de kendisine dedim ki gel yayına tam da onu konuşuyoruz. Ve Uzay şu anda chatte yazıyor. Yüce Devlet sayesinde Instagram bağımlısı olduğumu öğrendim. Ne kadar teşekkür etsem az. Uzaycığım ben zaten öyle olduğunu biliyordum ve söylüyordum sana ama demek ki e, bunun kapatılması <gülüyor> gerekiyormuş. <gülüyor> ya gerçekten ya inanılmaz bir şey gayet. Unutmamak lazım. Ee, sonuçta Meta, TikTok, e, Amazon bunlar dünyanın en büyük şirketleri Apple. Keza bunların en büyük şirketleri olmasını sağlayan şey sağladıkları teknolojiden de öte çok iyi bir lobicilik ekiplerinin olması. Yani bu insanlar lobiciliğe, lobicilik yapacak avukatlarına vesairelerine milyon dolar para ödüyorlar. Ve Meta'nın lobici avukatları da bunu, yani hem Türkiye'deki hem globaldeki avukatları da bu konuda hiç de kötü olmayan avukatlar. Ben eninde sonunda orta bir noktada anlaşılacağını, buluşulacağını düşünüyorum çok geçmeden. İşin ticari boyutu bağımsız. Çünkü hiç unutmamak lazım ki şu anda Z kuşağı, sonra gelen kuşak adı her neyse, bizim kuşağımız senin kuşağın. Hepimiz sosyal medyadayız. Yani bir propaganda yapılacaksa Instagram'da, X'te, TikTok'ta yapılmak zorunda, YouTube'da yapılmak zorunda. Elinizdeki en büyük seçim araçlarından bir tanesini hazır bu kadar yerel seçimde birçok şey kaybedilmişken çok fazla kapatabileceklerini düşünmüyorum. Nitekim ne kadar yandaş medya varsa Instagram aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Peki Uzay diyor ki Twitter falan da kapanırsa ne yapacağız o zaman diyor. Hayırlısı olsun Uzaycığım ne yapalım kitap okuyacağız. <laughs> gerçekten mi ya? <laughs> Harman ya inanılmaz bir şey gerçekten ya. <laughs> peki yani şakasını falan yapıyoruz ama asıl mesele bence e, bu bizi bir lige e, ait hissettiriyor yani tek tuşla her şeyi kapatabiliyorsun yani Atatürk Havalimanı'nı kapattılar ya instagram ne Cumhuriyet'in fabrikalarını kapattılar oralara gelinceye kadar neleri kapattılar yani onun için e, inanılmaz bir şey yani Uzay Okan'ı ya niye ben... engelliyorsun Okan'ı engelleme kimse kimse engellemiyor sosyal medyada ya ben bunu ülkemize çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Bir şey kapatılacaksa ve gerçek sebebi varsa en azından keşke 10 gün daha bekleselerdi bu arada. Hazır olimpiyattaki bu başarılar o kadar meşhur olmuş işte oyuncumuz varken tüm dünya Elon Musk'ından ünlülerine kadar ya Japon anime sanatçıları bile çizdi. O kadar mimler ortaya çıkmışken. Yusuf Dikeç'i söylüyorsun değil mi? Yusuf Dikeç, evet, evet, evet. Var hepsi, Vargas hepsini hepsini. Evet, ya altın madalya olan herkesten de olimpiyatların açılış seromenisinden bile. Bir de olsun Aynen, aynen. Ve bu Helal. kadar konuşulmuşken ki bu arada biliyorsun bu sene olimpiyatları promote etmesi için Snoop Dogg'u vesaire falan getirdiler bir de. Evet. O da ona rağmen daha çok konuşulmuşken bir kişi de demedi mi ya abi bir dakika dur bak tüm dünya bizden pozitif bahsediyor. Milyar lira harcasak bu etkiyi alamazdık. Biraz bekleyelim 10 gün sonra günlerini gösterelim hiç kimse mi demedi dememiş demek ki hatta şimdi de Sayın Cumhurbaşkanına anlatılamıyor. Ev zencisi deniyor, jibilsiz deniyor, neler neler e, deniyor. Ama anladığım kadarıyla sen diyorsun ki ya bu iş böyle devam etmez. Kendi seçmenleri ve kendi tabanları da bu işi bir anlamadı. E, ticari kayıp da var. Bir yöntem bulunup e, şimdi işte çünkü katalog suçlarla ilgili bütün içerikleri de kaldırmış aslında Instagram. Bir de Instagram açık, fe, şey kapalı Facebook açık falan gibi böyle değişik değişik durumlar da var. Mesela Meta şirketi Malezya e, Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi. Hani ile ilgili paylaşımını kaldırdıkları için. Bu da saçma sapan bir şey bu arada. Niye kaldırıyorsun kardeşim yani? Burada da bu şirketlerin çok saçma... şöyle bir dakika o konuda bir açıklama, bir açıklama getirmek gerekir en azından. Buradaki kaldırılan içerikler ilk etapta insanların yaptığı şikayetleri baz alarak ilk algoritma tarafından kaldırılır. Otomatik olarak kaldırılır. Sonra siz dersiniz ki bak benim bu içeriğinde sıkıntılı bir şey yok başvurusunda bulunursunuz ve gerçekten sıkıntılı bir şey yoksa içeriniz geri yüklenir. Ee, daha sonra bu bir insan kontrolünün önüne düşer. Yani arka tarafta birileri durup da aa dur ben bu içeriği manuel kaldırayım demiyor ilk etapta. İlk etapta sistem otomatik kaldırır. Gelen şikayetlerden bakar evet onu ilişkilendirir ya da ilişkilendirilmez. Kalkıp kalkmayacağını sistem ilk etapta karar verir. Ondan sonra bu iş manuel kontrole gider itiraz edersiniz vesaire olur. Şu an baktığınız zaman Instagram'da çok sıkıntılı içerikler de paylaşılıyor. Ama ben herhangi bir şey denk geliyorum mesela. Paylaşıyorum ve diyorum ki bu işte çocuklara zararlı olabilir diye işaretliyorum ve gönderiyorum. Aynen. Gerçekten de bana Meta'dan iki gün sonra bildirim geliyor. Şikayet için teşekkürler ilgili hesap kaldırılmıştır diye. Evet ben de yaşadım bunu. Kendimle ilgili de yaşadım. Dediğin gibi çocuk istismar ya da benzeri sahtekarlıklarla ilgili de yaşadım. Gerçekten de yapıyorlar. Arman çok teşekkür ediyorum. Umarım rasyoneliteye makul. Yani bu ortodoks epistemiyolojik sosyal medya anlayışından rasyonel sosyal medya anlayışına. Hani ekonomide öyle bir yeni model var ya. E, döneriz inşallah. Hani Allah akıl fikir ben sana. Ama benim konuştuğum yani bu işlere bakan kamu kurumlarının yetkilileri de burada bir yanlış oldu bu iyi olmadı falan diye kendi aralarında aslında konuşuyorlar ve bizim gibi bağımsız gazetecilerin de bu meselede ısrarcı olmasından onlar da aslında memnunlar. ve bu iş düzelsin istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Aysun yazmış diyor ki uzayı en yakın caminin Kur'an kursuna yazdırırız. <laughs> Instagram yoksa Kur'an kursu var şeklinde <laughs> bir formülasyon. Yalnız bu şaka değil beni de geçen gece telebir gecesinde bir arkadaşım atmış Özlem sana bir çağrı var bunu gördün mü diye önce görmedim X ekranında bana yönelik bir tweet yazılmış görmedim ama sonra çok hoşuma gitti şu tweet. Sayın Özlem Gürses sizi İslam'a davet ediyorum. Tevbe ediniz ve tesettüre girip namaza başlayınız. Yüzünüzü Allah'a sizi yaratana dönünüz. Ölüm hak ve her an gerçekleşebilir ve Rabbimiz çok bağışlayan tevbeleri kabul eden de saygılar selamlar. Şahane buldum mesajı. Gerçekten öyle. Kimse bu arkadaşımız çok teşekkür ediyorum. Kalpten yazmış, müthiş zarafetle yazmış. Herhangi bir troll mesajındansa bu mesajı bin kere e, alıp başımın üstüne koyarım. Düşünüyorum Güneş'ciğim. E, tavsiyeni diyeyim çok teşekkür ediyorum ya bir de böyle karşılaşmalar var sosyal medyada bu da güzel bir şey hiç seninle ilgisi olmayan birinin bir tweetiyle bir paylaşımıyla dostluklar oluyor etkileşimler oluyor yeni insanlar tanıyorsun yani bilmiyorum ki son bir cümle alayım armancım bu işin sonu nereye varır diyorsun yani e, ben eninde sonunda orta yolu bulacaklarını düşünüyorum İşin milyar dolarlık işlem hacmini de geçiyorum lokal esnaf e, Anadolu esnafı Hatay'da depremden zarar görmüş ve o gördüğü zararı bir şekilde kapatmak için orada incik boncuk yapan Hatay'daki lokal üretim zeytinyağını, zeytinini, çiçeğini, kıyafetini satmaya çalışan Diyarbakır'dan ürün satmaya çalışan, Artvin'den ürün satmaya çalışan milyonlarca küçük esnaf var. En azından o küçük esnafın ticaret hacmini ve yaşam koşullarını düşünerek bir hareket edilmesi gerekiyor. Hayattaki her şey biz dedik olduğuyla olmaması lazım. Özellikle de biz seçmen bakımından düşündüğünüzde. Çok teşekkür ediyorum. Arman Acar, Ünite Global Ajans Başkanı bizimle birlikteydi. Bu konularda işte Türkiye'de de yurt dışında da zaten bir iki liyakatli isimden biri. Cüneyt de demiş ki ben de sizi San Francisco Silikon Vadisi'ne çağırıyorum inşallah. <laughs> Geliriz inşallah Cüneyt'cim eğer yolumuz oralara düşerse. Bir vize alabilirsek 2 dolar 37 TL olmazsa. <laughs> <laughs> Olursa hiç gelemeyiz çünkü hayatım. <laughs> o zaman geliriz inşallah. Armancığım çok teşekkürler. Ağzına Görüşmek üzere. Teşekkür ederim için.